Bugün Çernobil toksinleri, devam eden tehlikelerin ortaya çıkarılması. 1986 yılında Ukrayna'da yaşanan Çernobil felaketi bölgedeki insanları, müdahale ekiplerini ve çevreyi etkilemeye devam ediyor. Belarus'un dörtte biri de radyasyondan yoğun şekilde kirlenmiş durumdaydı. Yaşanmaz reaktör hariç tutma bölgesi. Reaktör, yüksek radyasyon seviyeleri nedeniyle yaşanmaz olan hariç tutma bölgesinde yer almaktadır. Radyasyona bakılmaksızın, insanlar hala radyasyona çok yakın yerlerde ikamet ediyor veya ziyaret ediyor. Evet, beni duydun. Bazı insanlar sağlık risklerine rağmen bölgede yaşamayı tercih ediyor. Çevrelerinde güvenle yaşayabilecekleri bir dünya varken insanların bu kararı vermesinin hiçbir mantığı yok. Bilinen riskler nedeniyle radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri önlenebilir. Yaşamak için daha güvenli bir yer seçilmelidir. Reaktör radyasyonunun sağlık üzerindeki etkileri. Temizleme çalışmaları işçileri yüksek düzeyde radyasyona maruz bıraktı. İşçiler, işten yıllar sonra kansere yakalanacaktı. Çernobil 1986 yanıtı. Afet sonrasında 6.000'den fazla müdahale görevlisi, kirlenmiş toprak ve kalıntıların kaldırılması ve reaktörü içerecek bir lahit inşa edilmesi yoluyla bölgeyi temizlemek ve kontrol altına almak için çalıştı. Lahit, koryum lavını, radyoaktif tozu, uranyumu ve plütonyumu gömdü ve 2016'ya kadar 30 yıl dayanacak şekilde tasarlandı, ancak kötü inşa edildi. Lahiti barındıracak hareketli yapı. 2015 yılında 2,15 milyar avroya mal olan yeni bir güvenli hapishane binasının inşaatına başlandı. Bu muhafaza yapısı inşa edilen en büyük hareketli yapıdır ve 2016 yılında tamamlanarak eski yapının üzerine yerleştirilmiştir. İçeri girerseniz birkaç dakika içinde ölüm kapıdadır. Radyasyon zehirlenmesi ve etkileri. Radyasyon hem acil hem de uzun vadeli sağlık etkilerine neden olur. Çernobil'i takip eden haftalarda radyasyon zehirlenmesinden ölümler meydana geldi. Takip eden yıllarda işçiler, lösemi, tiroid kanseri, VB gibi kanserlere ve tümörlere yakalanacaklardı. Maruz kalma miktarı etkilerin şiddetine yol açar. Maruziyeti kontrol etmek için işçiler, seviyeleri ölçen dozimetreler takarlardı. Belirli seviyelere ulaşıldığında işçiler şantiye çalışmalarından uzaklaştırıldı. İnsanlar bugün bölgede yaşıyor. Radyasyon riskleri ne olursa olsun, radyasyon seviyeleri nedeniyle orada yaşamak güvenli olmasa da insanlar hala bölgede yaşıyor. Yaygın toksinler çevrede kalarak uzun süreli radyasyona maruz kalmanın ölümcül etkilerine neden olur. Bu bölgede doğum kusurları daha yaygındır. İnsanlar sözde zorunluluktan veya evlerine dönme arzusundan dolayı burada yaşıyorlar.
Hükümetin bu insanlara başka yerlerdeki güvenli arazilerde yeni evler bulması gerekiyor. 2023 yılında insanların acilen yer değiştirmesi gerekiyor ve bu durumun toplum hayatında devam etmesine asla izin vermemeliyiz. Radyasyonun riskleri bilinmektedir. İnsanlar neden bugün hala bölgede yaşıyor? Hükümet bu insanları yüzüstü bıraktı. Neden sakinlerin yeri değiştirilmiyor? Ayrıca reaktör hariç tutma bölgesi çevresinde bir tampon, daha düşük riskli bölge bulunmalıdır. Bölge içerisinde veya çevresindeki tampon bölgede hiçbir yerleşime izin verilmemelidir. Devlet yetkililerinin yer değiştirmeyi talep etmesi gerekiyor ve hükümet bu insanlara yaşamaları için ucuz bir yer sağlamalı. Hükümet bu insanlara küçük evlerin ücretsiz olduğu arazileri ayırmalı çünkü onlar sonsuza kadar radyasyonun ölümcül uzun vadeli etkileriyle yaşayacaklar. Yalnızca bir kez yaşarsınız, onlar bu krizde bir tür devlet yardımını veya eylemini hak ediyorlar. Ukrayna Savaşı. Askerlerin bu bölgede eğitim yapmaması gerekiyor. Her yerde antrenman yapabilirler, neden burayı seçesiniz ki? Gerçek hayat bilgisi. Yukarıdaki makale, yeni favori tarihi kaynağım olan ve çok ayrıntılı ve doğru içerik üreten Reallife Lorum bulgularına dayanmaktadır. Nerede bulacağınızı bilmediğiniz sürece bazen kolayca kamuya açıklanamayan bilgiler için, her bir videonun yüksek düzeyde bir analize tabi tutulduğu araştırma yöntemlerini inceledim. Reallife-Lore harika animasyonlar ve detaylı bilgiler içeriyor. Umarım yukarıdaki yazımı beğenmişsinizdir. YouTube'daki videolarına da ücretsiz göz atmayı unutmayın. Bu videoda bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı ve hayatınızı daha üst seviyeye taşıyacak daha fazla video izlemek için burada gösterilen videolara tıklamayı unutmayın.